Merhaba, seçimlere çok kısa bir zaman kaldı. 24 Haziran'da sandık başına gidiyoruz ama kampanya süreci yaklaşık bir aydır yoğun bir şekilde sürüyor ve bu kampanya sürecinin önemli parçalarından biri de elbette yine yeni medya araçları, sosyal medya mecraları. Peki bu sosyal medya mecraları üzerinde dolaşan türlü haberlere ne kadar inanmalıyız? Yalan haber sosyal medyanın neresinde? Bugün Erkan Sakay ile birlikteyiz. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Nedir yalan haber? Özellikle sosyal mecralarda yalan haberi doğrusundan nasıl ayırabiliriz? Nasıl okumalıyız? Böyle tanımla gelince tabii birden. Ya bence şöyle bir defa bu hani sosyal medyanın viralleştirmesiyle bu haberleri gündemimize geldi ama aslında yalan haber hep vardı. Yani herhalde basın tarihinin başından beri, hatta medya bile demiyorum, olan bir şeydi. Ve hani tekrar bu şekilde tabii bu kadar belirleyici olması, işte bu hızlı yayılma süreci ve hani sanki bazen yeni keşfedilmiş gibi bir havada oluyor. Değil tabii, hep vardı. Onun altını çizmek lazım öncelikle. İki, tabii şöyle bir durum da var. Yani hani rasyonel bir zeminde hani işte bu gazeteciliğin, işte özellikle Amerikan gazeteciliğinin objektiflik vurgusu, hani yorum katmama, işte siyasi tutum bilmem ne göstermeden, partizan olmadan yayın içerik sunma olayında hani bir yere kadar gelinmişti ama bir taraftan şu da var, yani olgular bile aslında tartışmaya açık olabiliyor bazen. Yine de şey tabii, bu kadar relativist bakmayacağım. Yani sonuçta az çok işte o 5N1K ya da gazeteciliğin bulduğu bir takım evrensel kurallar vardı. Hani onlara uymayacak şekilde her şey hani yalan haberin parçası olabilir. Bununla beraber işte propaganda ile yalan haber birbirine çok girebilir. Ve ideolojik tercihlere göre gerçekten yalanın ne olduğu da değişebilir. Hani biz derken hani bir rasyonel bir yerden, bir aydınlanmacı gözüyle bir yerden bakıyor olabilirsiniz ama bu ne yazık ki hani hep kabul edilebilecek bir şey olmayabiliyor da. O yüzden aslında deştikçe biraz işini, iş biraz karmaşıklaşıyor. Ya o ayrı bir felsefi zemin bence bir yerden sonra. Ama onun ötesinde de hani en azından evrensel bazı gazetecilik kurallarına göre de bakılıp karar verilebilir. Bu bağlamda da hani ne bileyim işte 5N1K'ya uymayan bir sürü o unsur, içerik bu bağlamda düşünülebilir. Evet, bir yandan o görecelilik hali, evet, haberin o önemli. Çünkü aslına bakılırsa gazeteci ya da haber tümüyle tarafsız değildir. Aslında değil, işte en objektif halde bile hani işte Amerikan gazetecinin özellikle vurguladığı, yani şimdi hani objektiflik adı altında aslında bazı yanlı, sistematik yanlışlıklar, yanlılıklar üretilmişti şimdiye kadar. Hani bu Edward Said'in bazı çalışmaları, hani İslam üzerine olsun ya da başka alanlarda, anlamlarda ya da BBC'de de hani ya aslında bu post-truth ve benzeri şeyler gelme, fake news ortaya çıkmadan önce de aslında medya üzerinde zaten bunlar tartışılıyordu. En böyle hani nesnel görülebilecek yerlerde bile hani zaten gelinen noktada objektiflik yok. Ona karar kılınmıştı da kimse bu kadarını beklemiyordu sanırım. Bu düzeyde bir objektif olmama halini belki. Onu söylemek lazım. Hani şeyde de, yani objektiflikte de gerçekten hani siz bazı olguları koyarsınız ortaya ama yine de o içine koyduğunuz sosyal bağlam içinde aslında o sistematik bir yanlış üretebilir. Hani bazen böyle işte tarafsızlık adı altında mesela bir iftiracıyla iftiraya uğrana eşit yer vermek de aslında iftiraya uğrayana haksızlıktır. Hani gibi hani çok işte oralarda görecelilik gündeme geliyor tabii. Bizim şu anda seçimlere yaklaşırken gördüğümüz haberleri, evet, birbirinden ayırmamızın yalanla doğruyu ya da en azından tutarlıyla yanlış olanı birbirinden ayırabilmemizin yöntemleri vardır ama, öyle değil mi? Öncelikle tabii, ondan biraz tabii bahsedelim lütfen. Tabii yani şey, şimdi hani bu işte felsefi şey gözü korkutabilir ama onun dışında tabii ki elimize ulaştığında hemen bakabileceğimiz bazı kaynaklar da var. Yani hiçbir şey yoksa daha geçenlerde yine bir şey için ben de şey için Avusturya'da imamların kovulması ile ilgili bu Twitter feedlerinde mesela bir takım görüntüler çıkıyor. İşte bakın bu görüntüler yüzünden
işte Avusturya işte bu imamları sınır dışı camileri kapatıyor. Ben de öylesine hani bakayım dedim. Zaten hani paylaşmayacaktım da haberi falan ama görüntüler 2002'den falan kalma. Belki siz de görmüşsünüzdür. Evet. Başka bir olaydı. Hatta Filistin'le ilgili bir olayla ilgili yapılmış bir şeyler. Şimdi mesela o ateşli anda siz de hani bu olabilir deyip zaten paylaşabiliyorsunuz böyle şey. Ama işte bir an durup ya ihtilaflı durumlarda hani bireysel olarak yapabileceğimiz bir şey. Mesela video analizleri benim hani bir sıradan bir vatandaş olarak biraz gözümü korkutuyor. Yani her şey videoyu çözümleyemeyebilirim ki kaldı ki giderek bu işte deep fake falan gibi şeylerle yapay zeka bilmem ne çok daha iyi şeyler üretiyor. Onun için belki daha profesyonel bir şey en azından şu düzeyde lazım. Ama bir sürü fotoğrafı siz rahatlıkla çözümleyebilirsiniz. Aynı şekilde bu fact checking denebilecek alanda böyle olgu doğrulamaya da aslında kaynaklar da var, bakılabilir. Bu arada da yani hem doğruluk payı hem teyit.org gibi oluşumlar da bence epey bir iş görüyorlar. Yeterli olmayabilir şeyden de onların yetersizliği değil de ne kadar hani kitle oraya bakıyor bilemiyorum ama hiç yoktan iyidir tabii. Evet. Dolaşan bilginin miktarı da önemli. Evet, evet. Özellikle sosyal medya mecraları bunun için çok uygun bir zemin. Tabii tabii. Ve tabii. Hakikaten bir haber, sizin de söylediğiniz gibi bir video ile bir fotoğrafla o anda timeline'a girdiği andan aynen. itibaren biz her şeyin doğruluğunu ya körü körüne inanarak onu yaygınlaştırmaya hizmet eder bir pozisyondayız sosyal medya kullanıcıları olarak ya da bunun araştırılması için bir... Evet, şimdi ideolojik olarak zaten şöyle bir şey var. Yani ben bir tane böyle bayağı da sevdiğim bir gazetecinin ağzından da şunu duydum. Yani yanlış da olsa ben bazen RT'liyorum çünkü onlar da bize yapıyor bunu diye. Şimdi mesela bu çok iyi bir tutum değil aslında. Evet. Yani hani bu aslında yani ne bileyim bir... Hani böyle çok süper iddialı, prensipli bir insan olduğumu da iddia etmiyorum ama hani bu kadar da yine de bir hani bir şey tutturmak lazım. Dijital itibarınız açısından da ona hani ona dikkat etmek lazım. Onun dışında bir şey daha diyecektim ama şimdi geldi gitti tekrar geldi. Ben de bu arada nezle olmayı başardım da kusura bakmayın. Geçmiş olsun. Evet. Tam kötü evet. bir mevzu. Ha, şeyden bahsediyorum. Genel gözlem olarak şöyle. Mesela Twitter'da az çok Twitter'ın bir kitlesi var Türkiye'de ve böyle çok alarm halinde böyle sürekli gözeten bayağı bence haberciliğinde farkında olan bir kitle var. Hatta yani bu arada haber kaynağı olarak da mesela bizim benim öğrencilerim de çoğu ona bakıyormuş şaşırdım ben açıkçası. Ortalama ikinci sınıf öğrencileri önceki yıllarda bu kadar yoktu mesela. Twitter bir haber kaynağı olarak görülüyor. Yanlış haberde hemen de böyle kitlesi olarak da bir kolektif zeka harekete geçiyor. Yanlışlanabiliyor. Ama Facebook bence ve WhatsApp kapalı kutular. Hani WhatsApp Facebook sayılmayabilir ama hani pardon sosyal medya. Başka bir bağlamda hani öyle bir rol oynamaya başladı gruplar üzerinden. Facebook kapalı bir devre bir yer biraz daha. Hmm. Yani biz her şeyi hani public kamuya açık olduğu için göremiyoruz. Ama böyle o sosyal ağlar üzerinden bayağı bir yanlış haber yayılıyor. Yani ben arada bir denk geliyorum işte bir tanıdığım üzerinden onun söylediği bir haber nerede gördüm? Facebook'ta. Yani burada tabii işte o özellikle bu filter bubble denen o filtreler burada devreye daha çok giriyor. Twitter'dan çok Facebook'ta bence. Hani bana hiç öyle bir haber gelmiyor önüme. Çünkü belli yani bir evet. kitle var, şey var ama hemen başka bir akrabamın başına gelebiliyor ve hani bu o haberi görüyor geçiyor ama o kafasında kazınıyor öyle. Şimdi oralara ilgili bir şeyler yapmak lazım. O biraz daha zor çünkü hani teyit.org'un da doğruluk payının da ulaştığı kitle ya da ne bileyim sizin bizim de ulaştığımız kitle tam o kitle olmayabiliyor. Yani oraya ne yapılabilir? Facebook'un da devreye belki girmesi lazım ama... Amerika'yı çözemedi, burayı nasıl çözecek tam emin değilim. Bakacağız, onu konuşacağız tam ona belki. Tam geleceğim. Cambridge Analytica skandalı evet. bütün dünyayı sarsan bir skandal oldu aslında. Sadece Amerika'yı değil, işte Afrika ülkelerinin bir kısmında, İngiltere'de evet. Brexit döneminde ve bu skandal üzerinden özellikle veri trafiğinin yani ve bilgi trafiğinin evet. bir şekilde manipüle edildiğini görmüş olduk. Facebook'un algoritmalarının da buna katkı sunduğunu ya da en azından aynen. dışarıdan bir şekilde müdahale edilebildiğini, manipüle edilebildiğini gördük. Şimdi tam seçimlere gelirken ve demin de söylediğim gibi bütün bunları daha çok seçimler üzerinden tartışır hale gelmiş vaziyetteyiz.
Bu algoritmalardan biraz bahsedelim mi? Şu an karşılaşabileceğimiz şey nedir örneğin? Şimdi yani şöyle ya gözlemlediğim kadarıyla yanılıyor olabilirim. Cambridge Analytica'nın yaptığı şeyler özellikle Amerikan seçimlerinde ve biraz da belki İngiltere seçimlerinde, Britanya seçimlerinde olan şey burada Türkiye'de olmayacak gibi, olmuyor o düzeyde. Bir zaten Cambridge Analytica'da iflas etti de ama o sonuçta onun yaptığı şeyler. Evet. Şimdi yani büyük veri analizi yapılıp ondan sonra bunu işte algoritmik olarak böyle hedeflemeler yapacak kadar sofistike bir durum var mı Türkiye'de emin değilim. Yani gerek de olmayabilir gerçekten. Çünkü hani mesela fake news biz hep internet üzerinden okuyoruz ama Türkiye'de fake news aslında artık ana akım medyadan üretilen bir şey çoğunlukla. Ya bu artık da değil aslında hep öyleydi. İnternet de bunu henüz değiştirmedi. Ben de onu söyleyecektim. Yani aslında insanlar teyit orka ya da doğruluk payına ya da diğer fact checking kuruluşlarına bir şekilde bunu söylerken gazetelere de aslında ya da televizyonlara da yönlenmeleri lazım. Çünkü asıl algıyı belirleyen galiba hala yani evet işte orada tabii şöyle yani seçim sürecinde tabii ki yine de biz siyasi kampanya yapılırken elbette bütün medya kuruluşları onların kitleleri ayrı ayrı analiz edilmeli. Yani internetten de faydalanan birincil derecede gruplar var. Muhtemelen hani klişe ama gençler daha çok olabilir. Ya da işte şehirler, birileri. Ama tabii ki hala TRT1 izleyen de büyük bir kitle var. A Haber'de izleyen var, başkalarının da var. Şimdi burada işte ya da yani kağıt gazetede kullanan, hani bir şekilde en azından kahvelere gidiyor, kıraathanelere giden gazeteler var. Evet. İnsan hani kağıt oynarken bile göz ucuyla bakıyordur. Evet. Şimdi bunların tabii etkilerinin hepsinin hesaplanması belki şimdi mümkün değil ama bunları da düşünerek hani daha yalnızca internet değil bütün medya ekosistemi içine bakmak lazım ve yani benim görebildiğim gerçekten hani bunu daha önce de söyledim. Yani bir kabataş iftirası kadar büyük bir olay internetten çıkmadı zaten. Hı hı. Ve yani daha da internet kaynaklı Türkiye'de böyle bir şey daha görmedim ben. Hani bunun kaynağı internet değildi zaten. Evet. Ve bu yüzden hani belki de öyle hani sofistike fake news işine burada girmeye gerek olmuyor internette. Evet. Zaten biz başka şekilde ulaşıyoruz o kitlelere deniyor olabilir. Ama uzun vadede bu özellikle hani iyi analizlerle böyle kararsız kalmış kesimlere ulaşma konusunda yani açıkçası şöyle söyleyeyim etik dışında eğer hani izinler alınarak o bilgi kişisel veriler toplanmış falan olsa çok ideal bir örnek aslında şeyin beni mesela en şaşırtan şeylerden birisi Trump'ın kampanyasını miting kampanyalarını aslında bu swing votes denen böyle tam kıyıda kalan yerlere kaydırmasıydı. Yani normalde hep demokratların kazandığı yerlerde ama böyle ucuca durumlarda yani bu analizler sonucu git orada yap diyorlar falan ve gidiyor. Yani bizim deli dediğimiz insan aslında öyle deli değil o kadar. Yani bazı şeyleri var. Sistematik çalışmaların sonucu. Şimdi mesela bu düzeyde burada işte ne bileyim kıyıda böyle kalmış bir şehir için işte Facebook analizi yapılıp işte buraya böyle yüklenelim göremedim. O varsa da aslında öğrenmek isterim ama belki de bir sonraki seçimde olacak. Bir de şöyle söyleyeyim bizim sosyal medya işleri yani siyasi kampanyalar azıcık sekteye uğradı son seçimlerde işte yasaklar ve şeyler yüzünden. Bence bu seçim tekrar bir çıkış yapılan seçim. Hani referandumda da bir şey vardı ama parti bazında değildi. Ama ondan önce yani yasaklı olunca YouTube bir süre bilmem ne Twitter. Tabii kurumsal olarak zaten hani kampanya yapman biraz olmuyor galiba olmuyor, yasal olarak. Zorlaşıyor evet, yani. O yüzden ama şimdi mesela hani bu bundan sonraki seçimde daha da bu algoritmik işlere girilecek gibi geliyor. Ama bu seçimde çok göremiyorum henüz. Çünkü daha da yoğunlaşacak işte siyasi evet. Partilerin. Bizatihi hazırladıkları aynen. Videoları, hazırladıkları kampanya metinlerini, afişlerini falan daha fazla görmeye başladık daha önceki evet. Seçimlere göre. Evet, evet. Twitter'da en azından işte sıradan bir sosyal medya kullanıcısı olarak bunu söyleyebilirim. Tabii tabii. Bu arada hani Facebook'u yani böyle suçlarken aslında hani herhalde Facebook'un en büyük kusuru ama aynı zamanda sayılabilir bilemiyorum. Yani ticari bir örgütlenme yani bir kurum. Ve hani parayı bastırıyorsunuz, reklam veriyorsunuz. Yani iş modeli bu zaten. Evet. Yani aslında muhtemelen hesaplayamadılar bu kadar işlerin karışacağını ve böyle olacağını ama
Yani iş modelinden dolayı böyle Facebook eğer hani bu şekilde değiştirmezse, radikal bir değişikliğe gitmezse, hani bir takım aldığı önlemlere rağmen yine böyle şeyler olabilir. Evet. Hatta bazı birkaç akademik çalışmaya göre de bu hani şeyler, bu işte algoritmaların da manipüle edilmesi böyle küçük çapta çok etkili olmuyor. Büyük sermaye yatırıldığında asıl etki ortaya çıkan böyle bazı akademik araştırmalar var. İşte orada büyük sermaye ile siz ortaya girdiğinizde, yani Facebook bunu doğrudan reddedecek mi ya da diğer sosyal medya araçları, kanalları, çok emin değilim. Ve zaten onun da bir yolu bulunur, hani şeyden geçilecek, hani engel düzenlemelerin ötesine geçecek. Bir o taraf var. İki, şu da var. Hani şimdi bu algoritmalar hep gizli tutuluyor tabii, evet, ticari sır bir bakıma, ama az çok da tahmin edilebiliyor. Şimdi ondan sonrası aslında biraz da oyun. Yani size kalmış. Yani taraflara kalmış. Sonuçta bu bizzat hani veri çalma demeyeyim de yani, ama etik olmayan bir şekilde veri toplaması suç, ama onu hallettiği zaman bu artık hani taraflar istediği gibi orada yani onlara kafa yoracak, iyi kampanya planlayacak. Hani bunu şöyle söyleyeyim, aslında hani belki adı konmadan önce algoritmaları Obama da yapıyordu yani. Obama daha ilkel bir düzeyde, hani sosyal medya ilk çıktığında, evet, gayet iyi kullanıyordu, ama ondan sonra Cumhuriyetçiler bunu fark etti ve daha iyisini yapmaya başladılar bir bakıma. Ki Obama'nın ikinci seçiminde aslında Cumhuriyetçiler yakalamıştı Obama'nın kampanyasını dijital kullanımında. Evet. Ve işte bu örnek, şimdi kreatif gördüğümüz hani İYİ Parti'nin o Google reklam olayını aslında Republican'lar yaptı ilk olarak şeyde. Evet. Ve yani hani o bakımdan fair game bir yerden sonra, yani hani her partinin bu yeni bir araç, iletişim aracı. Hı-hı. Hani etik şeyleri gözetmekle birlikte eğer hani onun ötesinde bir şey alan var, yani mücadele alanı var. Kim onu çözerse daha iyi. Siyasi kampanyalar demişken, evet, gözleminiz ne? Özellikle, hı-hı, sosyal medya araçlarını... Evet. Kimlerin nasıl kullandığına dair, hmm, eminim işte bir evet ya aslında ki. Evet yani ben de biraz şey olacak, tekrar olacak galiba, herkes de aynı şeyi diyor, bence de öyle. Yani şöyle, İYİ Parti hani parti olarak yatırım yapmış. Hı-hı. Yani özelde Meral Akşener'in Twitter hesabı öyle çok şey değil, böyle, hı-hı, o Twitter mizahı yok, bir şey yok. Daha, evet, rutin, daha düz hani ve, düz, evet, ama parti olarak hani işte AK Parti'yi trolledikleri şeylerden tutun. Şimdi galiba dün de bir oyun çıkarmışlar. Evet. Ondan önce hani işte bu Google reklamları, müzikler ve hani böyle Spotify'da zirve, yani kurumsal olarak hani seçimi yani ilan edilir edilmez ya da ondan önceki süreçte zaten hani hazırlanmışlar, bir belli. De, bir de tabii iktidardan uzak, daha doğrusu muhalif partiler için şöyle, hı-hı, bir durum da var. Tabii, evet, yani kendilerini zaten var edebilecekleri, gösterebilecekleri, hı-hı, anlatabilecekleri yegane yer, evet, internet üzerindeki diğer mecralar. Evet, evet. Yani muhtemelen onu hesaplayıp hani özellikle Doğan grubunda satılmasından sonra ne yapacaksın yani? Evet, onu zaten hani bu hep şöyle söyleyeyim, hani bu Doğan öncesinde de hani, hmm, konuşuluyordu. Ama net olarak şimdi ilk defa bir partinin bu kadar yatırım yaptığını gördüm. Tabii bu arada bunları derken de hani aslında AKP ilk yatırım yapan parti. Parti, evet. Sonra onlara bir şey oldu. Zaten hani her şey bizim olduğu için diye herhalde bakıp, evet, hani ana akım üzerine zaten onu kullanıyoruz. Buraya gerek yoka mı döndü bilemiyorum. Hani şu anda hani öyle çok orijinal işler pek görmüyorum internet üzerinden yaptıkları. Evet. Yoksa zamanında böyle şey hatırlıyorum, YouTube gibi bir şey bile kurmuşlardı, hı-hı, çok yıllar önce. Evet. O zaman için çok ileri şeylerdi. Çok ileri şeylerdi. Sonra ama şimdi hani o şey hani özelde şey hani artık hani şu anda İYİ Parti götürüyor gibi. Bireyselde de bence yani Muharrem İnce hani, hı-hı, demek ki böyle bir paralellik de var böyle çevrim içi çevrim dışı alanda. Yani genelde de zaten çoğu insanı, çoğu vatandaşı böyle şaşırtan bir performans gösteriyor. Burada da o dili yakalamış durumda. Yani selfie çekmeden, evet, yani komikli şeyler. Bugün de yine bir komikli bir şey paylaşmıştı bence sabahleyin. Şey, bizi sırf fiziğimizle değerlendirmiyor. Yani ben Albert Einstein'la birlikte, evet, ikisi yayını fotoğraf. Yani bu kolay kolay yapılmıyor yani. Hani yani partilerin kendi içlerinde tabii bir takım şeyleri var. Adı konmamış ya da konmuş kuralları var ve hani onun dışına çok çıkamıyorlar çoğunlukla. Zannediyorum stratejilerle, hı-hı, ilgili de öncesinde yapılan, hı-hı, hazırlıklarda seçimin erken gelmesinin bir
sıkıntı yarattığını söylemek mümkün. Bütün partiler evet, için evet, geçerli evet. ama mesela AKP için daha fazla geçerli gibi görüyorum. Örneğin adına AK Parti diyen bir partinin Türkiye Vakti derken hazırladığı afişte Akın Karay'la yazılması mesela. Anlatabiliyor muyum? Bunlar zannımca stratejilerin biraz doğru oturtulamamasından biraz erken seçimin o baskın halinin kendilerini de etkilemesinden kaynaklı. Etkiledi galiba. Bir de işte hani orada aslında hep başından beri reklamcıları olan Erol Bey'in hani hayatını kaybetmesi de tabii sanırım etkili. Yani tabii o kadar zaman ve yani şimdi ondan sonra bir tökezleme var. Öyle gözüküyor. Galiba bir parti lideri de geçenlerde zaten söyledi bunu. Bir yere verdiği demeçte. Aslında hani erken baskın seçimin internet açısından şeyi faydası şu. En kolay manevra yapacağınız yer internet yine de. Evet. Hani görece. Tabii ki orada da üretim yapmak öyle hiç de kolay ve bedava bir şey değil. Ama herhalde televizyon, matbaa, başka şeylere göre çok daha hızlı aksiyon alınabilir. Şimdi Muharrem İnce'nin de ekibi buna hazırlıklı gözüküyor. Yani her şey canlı yayın koymaları anında her mitinge. Skop'u işte, çok iyi kullanmalı. Evet, evet. Yani Skop tekrar böyle bir patlama yaptı. Galiba onun yüzünden de dün iki gün önce yine mahkeme kararıyla işte ya o da o apayrı bir olay var, zaten evet ama herhalde çok etkilemeyecek. Mesela o canlı yayın olayını böyle sosyal medya üzerinden de hani Facebook Live da kullanılıyor. Şeyde o da çok iyi. Bir de böyle hani tam olarak kurumsal olmasa da böyle Saadet'in ve HDP'nin şeyi var. Biraz gönüllüler üzerinden ve belki de çok hani nasıl diyeyim hani çok kurumlaşmış yapılarda herhalde böyle manevra daha zor oluyor ama hani HDP'nin de doğası gereği, Saadet'in de belki yine aynı şekilde daha küçük ve şey böyle bir ikisinde de böyle bir canlılık var. Evet. Yani, kendilerine bir alan yaratmaya çalıştılar ve ben en azından hem HDP'nin hem de Saadet Partisi'nin bu alanda bizim şu an konuştuğumuz alanı kastederek söylüyorum. Aynen. Rahat hareket edebildiklerini görüyorum. Tabii mesela e-mitingi ilk mesela, herhalde Saadetçiler yaptı. Evet. Sonra yani şeyde tabii ki yani zaten herhalde dünya tarihine de geçer yani işte Selahattin Demirtaş'ın durumu. Sonra o telefonla miting yapması. Yani çok kreatif bir taraftan. Yani bir de şey geri döndü gibi yani böyle gerçekten böyle 1-2 yıldır bir böyle biraz o internet mizahı da azalmıştı. İnsanlarda da bir Gezi coşku yoktu. Gezi protestoları sırasında şimdi yükselen o damar, şimdi yeniden. O damar tekrar çıktı. Yani o Gezi'nin mizah tarafı özellikle şimdi görülüyor yani hani. Yani şey de olabilirdi daha böyle ne bileyim Demirtaş'ta hapiste olup daha bir ne bileyim mazlum edebiyatı da tırnak içinde yapabilirdi. Onun yerine aslında çok daha şey bir dil kullanması öyle mizahi bir dil bence artı oluyor tabii dönünce. Bir de Demirtaş kendi kampanyasını hapishaneden yürütüyor. İşte kettle meselesi o mizahi boyutunu işin artıran kettle'dan tweet atmak, kettle'dan sosyal medya kullanmak üzerinden gelişen şey. Zannımca epey ya etkili çok, oluyor. Çok evet orijinal bir olay o da bence. Bu seçimin enlerinden hani hangi ne eni olur bilmiyorum ama oradan iyi bir şey yürütüyorlar gibi. Bir yanıyla Saadet Partisi'nin geçen gün gazete haberlerinde gördüm. Sosyal medya ekibi yüzlerine işte Karamollaoğlu maskesi takarak epeyce kalabalık bir ekipti açıkçası. Onu gözlemledim. Epeyce insan çalışıyor. Ve bayağı yoğun çalışıyorlar. Evet yani o yani bu kadar beklemiyordum açıkçası yani çok interneti hani böyle mizahi bir şekilde kullanmaları güzel bir ekip olmuş orada da yani. Hani, o da bence hani şey şaşırtıcı ve diğer şaşırtıcı tarafta işte AKP'nin bu konuda gerçekten bir iki adım daha diğerlerine göre geride kalmış. İşte evet o belki de hani zaten çok büyük partinin ve hani büyük güce sahip olmanın getirdiği bir şey mi bilemiyorum. Hani ağırdan alıyorlar. Zaten MHP'nin hani şeyi yok. Yani görebildiğim kadarıyla öyle büyük bir yani bir kampanya girişimi yok. Hani online'da da yok öyle. Bir de ittifakın şeyler. Getirdiği bir rahatlama herhalde. Galiba En azından kendi gözlemim bu yönde. Başka bir şey bu 2013'te Gezi protestolarının hemen ardından işte Cumhurbaşkanlığı seçimleri malum 2014'te yapıldı. Ben Erzurum'a gittim ve Erzurum'da Tayyip Erdoğan'ın mitingini takip ettim. Orada şunu gözlemledim işte bir kahveye oturdum caminin altında işte kürsülerde küçük yerde çay içiyor
yaşlıca erkekler camiden çıkmışlar ve mitingi bekliyorlar, heyecanlılar falan. Ben de dedim ki yani o günlerde işte Tayyip Erdoğan diyor ki bu Twitter, bu Facebook bunları kapatacağız edeceğiz falan. Hani Gezi olaylarının sorumlusu olarak gördüğü iki mecra. Ne diyorsunuz bununla ilgili dedim. Adam dedi ki bizim dedi iki tane haberleşme kaynağımız var. Bunlardan biri şu caminin minaretindeki hoparlörleri görüyor mu işte o. Evet. Öteki de evdeki televizyon. Evet. Twitter, Facebook. Peki evet bu kadar yaygınlaştı mı? Ne kadar yaygınlaştı daha doğrusu? Twitter ve Facebook toplumumuzda sadece kentlerde mi köylerde girdi? Bence Facebook her evde var artık. Yani net olarak ve hani biraz böyle ne bileyim ben de kendimi daha Twitter'cı görüyorum. Hani kendime de not olarak diyorum hani Facebook'la ilgili daha çok kafa yormak lazım. Çünkü her evde var. Yani o artık bir televizyon şeyi gibi, kutusu gibi ve hani mobilden var. Yani çok daha sınırlı bir şekilde ama yani cep telefonundan herkes bakıyor yani her anne baba. Hani dedeler ulaşmamış olabilir ama anne babalarda var. Ve hani onların bunu algılama şekli işte yani gerçekten orada dijital okuryazarlığa çok ihtiyaç var. Gidip eğitelim falan demiyorum. O olamaz ama hani o bir şey düşünmek lazım çünkü geliyor oradan sürekli pay ve bakıyorlar. Yani o yüzden hani bence üçüncü bir kaynak kesin geldi. Hatta televizyona artık o kadar bakılıyor mu emin değilim. Bakılıyordur hala ama kesin ortalama düşmüştür. Ama bu Facebook arada, üzerinden gidiyor. Facebook'u diyorum. Twitter'dan sanmıyorum o kadar hani. Ama şu var, Twitter'ın da ilginç bir kamuoyu etkileme gücü var. Yani sonuçta bu hani biraz böyle hani şehir merkezinde eğitimli o kesimin ve dikkate alıyor bunu ve egemenlerde. Evet. Yani o bakımdan kesinlikle hani göz ardı edilemiyor ama böyle sayısala dökülecek bir olay değil. Hani ama yani ve hani. Şöyle Facebook'tan daha çok insana ulaşabilirsiniz ama Twitter'daki gündem kiminse onun da bir baskınlığı olmaya başlıyor kamuoyunu yönlendirmede. Yani o bakımdan hani iki mecra ayrı ayrı fonksiyonları var. Instagram'ı çok takip edemedim şey olarak hani siyaseten siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Aslında hani özellikle tabii bu arada hani şu bu deminki mesele de bu arada yaş büyüyor tabii. Yani yeni böyle kitleler var oy verecek ve bunlar hani aslında Facebook ne Twitter şu anda sanırım Instagram'a bakıyorlar. Evet. Yani mesela Instagram'a yönelik bir kampanya yapılmış mı acaba kim yapıyor ona bakabildiniz mi bilemedim ama mesela Muharrem İnce ne kadar hani orada ne yapıyor ona bakmam lazım. Instagram'da şöyle bir durum var tabii. Instagram'da biliyorsunuz eğer bir para ödemiyorsanız linklere tıklayamıyorsunuz. Dolayısıyla linklerine tıklayamadığınız şeylerde yalnızca fotoğrafları ve altındaki yorumları okuyabiliyorsunuz ama bir etkileşim sağlamanız aslında o kadar da kolay değil. En azından link vererek insanları kendinize biraz daha çekemiyorsunuz. Yani şöyle vermeye de gerek yok aslında ki eminim bu büyük kampanyalarda o para da verilir zaten. Yani şey olarak mesela işte hani dede orada çay ocağında televizyona bakıyor ama torunu artık Instagram'da da vakit geçiriyor. İşte onu demeye çalışıyorum. Evet. Tabii ki büyük kampanyalar onun bedelini öderler ve link ama o dedenin torunu o parayı ödeyemeyeceği için o yüzden Instagram biraz daha geride şöyle, kalmış bir mecra. Ama şöyle bir dakika yani ben para ödeyince başkasının linkine mi tıklayabiliyorum? Tıklayabiliyorsunuz yoksa, eğer şeyse. Yoksa para ödemezsem ben gelmiş linke tıklayamıyorum. Herhangi bir linke tıklayamıyorsunuz hayır. Hani biz de burada sosyal medya uzmanı olarak konuşuyoruz bilmiyoruz. Instagram'da yok o. Bu Instagram beni bile şey hani ama şu var yani sırf gelen hani görsel bile hani o mesela daha mizahi bir dil burada daha da uygun. Hani bir Snapchat / böyle bir Instagram story devrimi yaşanıyor. Yani oraya mesela o yüzden mesela oradan da eminim bu komikli şeylerin çoğu oraya akıyordur. Daha belki eğer partiler bizzat kampanya yapmıyorsa bile oy verenlerin katılımıyla oluyordur. Yani ona da bence sonraki seçimlerde daha da dikkat etmek gerekecek. Şimdi tam yeterince hani çok önüme gelmedi açıkçası. Bir şekilde geliyor bunlar çok hani viralleşince ya da şey olunca ama gelecek. Şunu da ekleyeyim. Linke tıklayamama meselesi belki de Instagram'ın önemli bir stratejilerinden biri. Mesela haberciler orayı o yüzden çok da fazla kullanamıyor gibiler. Evet olabilir. Ya haberi bir de, engellemek bir, bir gibi de açıkçası şunu söyleyeyim hani Instagram kullanıcısı da o kadar da gidip de tıklayıp da haber izlemek istemeyebilir.
Eminim o tıklama oranlarını da hesaplamışlardır. Mesele zaten onu orada tutmak. Yani evet. O mecra içinde. Yani siz işte başka yere gitmeden. Evet yani 5 saniye izletebiliyorsanız zaten hani o videoyu koyabiliyorsunuz sonuçta falan. Yani o aslında Snapchat için hani medyacılar çok uğraştı. Türkiye'de düşüşe geçtiği için artık hani yatırım yapılacak bir durumda değil. Ama bence stories için Instagram stories için düşünülebilir. Evet, bir yandan da artık herkesin elinde bir canlı yayın aracı var. Evet evet. Yani evet. Eskiden ben uzun yıllar televizyon muhabirliği yaptım. En önemli şeyimiz canlı yayın aracımızdı. Nereye gitsek peşimizde bir aynen. Kocaman ne kadar, bir üste giderdik filan. Şimdi o önce 3G canlı yayın araçlı canlı yayın çantalarına dönüştü. Sonra işte elimizdeki telefonla bu işi yapabilir hale geldik. Aynen. Bu da bence sosyal mecraların önemli avantajlarından biri kullanıcı açısından. Aynen. Yani aslında işte buradan da belki şeyden de bahsedebilirim. İşte bu katılımcı kültür meselesine hiç girmedik bile şimdi. Yani aslında tabii partiler de siyasi kampanya yaparken bunu çok da düşünmüyorlar. Yani daha merkezi oldukları için ama işte özellikle bazı partilerin bunu daha hani bunu daha esnek baktığı en azından pozisyonları gelişti. Bu durumda bence işte Saadet ve HDP daha öne çıkıyor. Yani hani hani öyle bir kampanya ki aslında vatandaş da şeyi olacak, parçası olmak için üretecek. Yeni mimler üretecek, caps'ler üretecek falan. Aslında oluyor bir miktar ama daha sistematik ve daha böyle hani partilerin de bunu daha davetkar olması düşünülebilir. Hani bizim için biraz ideal bir durumdan bahsediyorum. Henüz belki o düzeye gelmedik ama yani gelmedik derken bir sonraki seçimde bence böyle daha böyle katılımcı yollarda çıkabilir gibi geliyor bana. Evet, bir yandan hemen kısaca bir başka anıdan bahsedeyim. 2013 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam Kırgızistan'da bir seçimi takip etmek için bulunuyordum. Şunu fark ettim. Bir takım sosyal medya ajansları doğrudan politikacılarla birebir çalışarak, strateji odaları oluşturarak ve orada bayağı kapalı toplantılarla stratejilerini biriktirip, oluşturup 3000'in üzerinde takipçisi olan Twitter hesaplarını belli bir dönem için kiralayarak onun üzerinden kampanya yapıyorlardı. Mesela bu bir yöntemdi. Orada öyle bulunmuştu. Evet. Burada işler mi? Ayrı bir şey. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da ne bileyim Arjantin'de benzer bir sonuç alabilirler mi bilmiyorum ama en azından işte Kırgızistan gibi küçük bir ülkede işte 3000 takipçili Twitter kullanıcısı önemli bir şey. Tabii, tabii, burada var mı gözünüze çarpan bu sosyal medya ajansları üzerinden aslında, konuşmak gerekirse? Aslında ilginç bir şey. Bence bu hani bütün bu dediğimiz şeyler hani böyle dijital pazarlamayla aslında siyaseti iyice birbirine kaynaştırıyor ve bu da aslında yepyeni bir fake news dalgası da getirebilir bu arada. Hani bu artık hani onu reklam deyip ama giderek reklamla enformasyonun birbirine karıştığı durumlar seçim arenasında da ortaya çıkabilir gibi. Şimdi normalde Türkiye'de bu influencer denen şey zaten hani bir süredir var. Markalar kullanıyor ama ben siyasetçilerin bizzat yani siyasi partilerin kullandığını çok görmedim. Ama hani şeyler duydum. Bazı böyle hesaplar, yani ne bileyim özlü söz söyleyen, yayınlayan Twitter hesapları bir anda politize olabiliyorlar. Evet. Ya da mesela karşı kampanyalarda kullanılabiliyor. Hatta hani bu zamanında Efe Kerem Sözleri'nin gösterdiği bu işte oy ve ötesine karşı oy ve hilesi diye bir hesap. Kökeninde aslında hani başka bir şeyken adı değiştiriliyor bilmem ne. Hani bir şekilde el değiştiriyor hesap ya da belki de baştan öyle açılmış. Önce bir böyle genç bir kız hesabı gibi gözüküp falan. Evet. Şimdi hani bu tip bu o tabii daha gayrimeşru ama daha meşru bir şekilde bunlar yapılabilir. Ama bu tabii çok riskli bir olay. Yani hani sizin bir işte bir büyük bir hesabıyla iş kampanya yürütmeniz ters de tepebilir. Şey açısından da öyle. Kişi açısından da o Instagrammer ya da YouTuber ya da şey. Çünkü hani aslında kitlesini kaybetme riski de var. Belki orada doğru. Para kazanacak ama şey olacak. Aynı şekilde yani parti seçmenine de ters tepebilir. Yani o yüzden belki hani o metodlar kullanılabilir. Hani bir YouTuber gibi bir takım hamleler yapılabilir ama bizzat o YouTuber'la değil de belki o biraz adapte edilir şeye parti içindeki ekibe gibi geliyor bana. Evet, böyle riskli bir tercih. Yapılabilir tabii ama doğru. Yani evet.
Bu arada şeyden de bahsedeyim. Bence trollerin etkisi biraz azaldı. Şimdi onu not almıştım. Hmm, evet. Yani trollerin etkisi sanki bu seçimde biraz azaldı. Yani niye yine acaba? Var. Yani çünkü evet, işte toplumsal muhalefetin bir şekilde yükseldiği dönemlerde muhalefet edilen kimse, ki iktidarda olanlar evet, elbette, onların trolleri ciddi bir karşı koyuş sergiliyorlardı. Evet. Şimdi biraz da ben de aynı gözlemi yapıyorum. Değil mi, var bir şey? Evet. Yani biraz şey de olabilir. Şimdi bir nasıl diyeyim? Tabii dönem de değişti. Bir defa hani bu özellikle belli bir partiyle alakalı angajı olan o trollerimiz içinde büyük bir bölünme oldu aslında. Yani onun da hani başka nedenler dışında etkisi olabilir. Çünkü hani işte sonradan mesela başta bizim hep böyle mesela aktrol dediğimiz bazı arkadaşlar şimdi dışlandılar yani. Hani o ilginç, böyle ben onu çekirdek çitleyip izliyorum aslında olayı. Evet, değil mi? Şimdi kendi içlerinde böyle bir kapışma var. Ve hani bir taraf, şu anda daha hakim olan taraf, daha böyle maddi güce sahip. Hı-hı. Ve şeyi hani zaten hem anonim ama hem de gerçek hesaplarla zaten kampanyaları destek oluyorlar. Hı-hı. Diğerleri daha ağırdan alıyor gibi. Biraz geri adım attılar. Bazıları belki hani tamamen bırakıp saadete de kaymış olabilir. Olabilir, evet. Ya da böyle daha eleştirel yaklaşıyor. Onun için orada bir ciddi bir bölünme var. Bir de genel olarak galiba hani şeyi alamadılar. Hani oraya yaptıkları yatırımın karşılığını alamadılar gibi de geliyor bana. Çünkü medya, sosyal medya gündemi oluşturmada sınırlı kaldı troller. Ha, şeyde tabii ki insanları püskürtüyor, kışkırtıyor, şey yapıyor. Çok insan hani yazmayı bırakanlar oldu. Kendi kendine sansür koyanlar oldu. Bununla beraber hani böyle negatif etkileri vardı ama pozitif olarak böyle gündemi belirleyen bir güce sahip olamadılar. Ve galiba bu yüzden de onlara da ilgi biraz azaldı. Bu trollerden bahsederken belki bu ekşi sözlük meselesini de konuşmak lazım. Şimdi Twitter, Facebook vesaire de web üzerinden bir şekilde kendisini var eden işte ekşi sözlük tarzı yapılarda da işte trollerin zaten orada isim de nickler üzerinden verilen bir şey. Ben son dönemde çok arttığını hatta trollerin oraya doğru ufak kaydığını görüyorum. Yani sanki mümkün şey tabii böyle bütün bunlardan bahsederken iyi ki hatırlattınız. Çünkü bence ekşi sözlük çok gündem belirleyen bir yer. Evet. Ve hani o yüzden de hani orada var olmalarını şaşırmıyorum. Sanırım bir şekilde hepsine de göz yumuluyor. Yani böyle denge unsuru, yani herkesin trolü var orada gibi. Evet, şey de var yani bence gayet bazı böyle hani evet Twitter'dan oraya kaymış olabilir gündem. Bunun da tabii tartışmalara bir forum şeyi de var ya orada. Yani aslında ekşi sözlükte hep vardı bu. Evet. Belki hani daha çok belli taraflara özgü bir yoğunlaşma vardı. Şimdi hepsi orada gibi. Evet, yani bir taraftan şey hoşuma gidiyor. Yerel bir şeyin bu kadar hani site varlığını sürdürüyor ve gerçekten gündem belli bir taraf var. Evet. Ama hani mesela işte yani işte trollerin nihai olarak Twitter gündemini ya da işte hani dijital iletişim gündemini ne kadar belirledikleri konusunda şüphelerim var şu anda. Yani sözlükte de etkin olsalar bile aslında hani toplumsal muhalefet kendini ifade edebilmeye başladı tekrar. O bakımdan bir zayıflık içindeler diyebiliriz. Sosyal medya etiketlerini bu kez Tayyip Erdoğan'ın bizzat kullanıcılara sunması işte tamamda olduğu gibi falan. Evet. Zannediyorum bu seçimin önemli hatırlanacak noktalarından birisi olacak. Olabilir. Bir de hani şeyi de düşünüyorum. Şimdi hani daha dün mü birkaç gün önce böyle bir şeyci, hani o troll değil yani normal bir hükümet yanlısı böyle bir sosyal medya uzmanı böyle bir sitem etti. İşte bütçeli işleri Maslak'taki ajanslara yaptırıyorsunuz. Gönüllü işleri Üsküdar'daki ajanslara diye. Bence bu zaten bir iflasın işareti. Yani hani bu arada bununla alakalı olarak da mesela Tamam'la başlayan bir bence bir genel seçim ortamı var. Evet. Mesela Tamam çok doğal ve organik bir şekilde gelişti. Yani kimse beklemiyordu, böyle genel bir ölü şeyi var, toprağı vardı. Ve şimdi mesela bu bir süredir işte yetiştirdikleri, finanse ettikleri bu sosyal medya uzmanları tırnak içinde panikledi bence. Hani gündemi böyle kaybetmelerinden ve
hemen akıllarını yeni öğrendikleri otomatik bot olayı geldi. Evet. Yani ve aslında botu kimin kullandığı da çok hani bariz. Bir tarif etsenize nedir bot hani izleyicilerimizde? Ya bot işte siz, hani, bir bakıma yani şey olarak otomatik olarak makinenin hani neyse o kodun yazması, hani söylemesi, yazması, bir içerik üretmesi. Böyle bir bakıma bombardımanı tutuyor istenen evet. içeriği. Tabii bunun bir çok türü var. Yani bazıları mesela belli anahtar kelimelere tepki vererek hani böyle işte ve her mecrada ayrı ayrı da olabiliyor. Yani işte ne bileyim Twitter'da belli kelimeye hemen tepki verecek tweetler şey tweet atacak yazılımlar da olabileceği gibi. Yani yazılım bir bakıma bu. Evet. Ve çok ucuza satın alınabilen bir hizmete dönüştü bu. Bazıları sırf işte hashtag gündem yaratmak için işte satın alabiliyorsunuz. Evet. Bunların artık dayandığı hesaplar bazen çalınmış hesaplar da olabiliyor. Bazen tamamen anonim troll hesaplar da olabiliyor. Zaten hani oturup baktığınızda oraya hani o bot tarafına atılmış hesapların saçma sapan hani aslında içerik olmayan anlamsız içeriklerle yalnızca hashtag'in olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunlar hani bu botların ürettiği içeriği en azından şu aşamada tespit çok kolay. Yani gözünüzle baktığınızda da görebiliyorsunuz. Muhtemelen ileride makine okuması sayesinde daha sofistike şeyler atılacak ortaya. Ama bu düzeyde baktığınızda hani kimin bot daha çok kullandığı, kullanmadığı belli. Hani evet, öyle şey de değil. Evet. Ve bence hani bunlar böyle bir ağlak bir şekilde hani işte bunlar zaten botla buraya geldiler diye. Bence daha evet. çok kendilerine o kadar yatırım yapmış insanları tatmin etmeye çalışıyorlar. Bir reaktif fail var değil mi? Tabii tabii. Bu etiketlemelerde evet. özellikle. Aynen, aynen. Bilhassa da Twitter'da. Evet, evet, evet. Twitter'da. Ya işte dönüp dolaşıp yani Twitter bizim şeyimiz hala. Yani hani evet. ana mücadele alanı gibi. Hani evet. siyasi şeyin hani etki gücü belki sayısı olarak az ama başka bakımdan çok yüksek bir güç. Dediğiniz gibi benim annem evet. Twitter'ı pek takip etmiyor ama işte Facebook'ta da çıkmış evet. ama şeyden haberi oluyor işte. İşte bir şekilde evet. geliyor kulağına evet. ve burada da hani bir kere daha bence seçimlerin başında hani bu seçim döneminin başında hani biz bu sosyal medyada zaten hakim olamıyoruz. Hani evet. bir şekilde o kadar yaptık, ettik, uzman yetiştirdik kendimizce evet. eğitim verdik ama hani bir tane tamam hashtag'i çıktı ve dağıttı ortalığı diye dağıttı. Gibi sanırım orada da biraz bir hayal kırıklıkları var. Şimdi sonuna doğru tabii, yaklaşıyoruz tabii. sadece bir şey daha geldi hatırıma onu sorayım. Mesela son derece komik ve çok zekice, çok takipçili bir troll ama ters taraftan muhalif bir troll. Dikkatimi çekiyor mesela son zamanlarda bayağı ciddi siyasi kampanya yapıyor. Şimdi bu tür şeyler de olabiliyor. Hani tabii. diğer taraftan hani başka bir troll devreye girip sizin dediğiniz gibi gündemi belirleyebiliyor Twitter aynen, içerisinde. Aynen. Yani tabii şöyle trollün aslında fonksiyonu biraz hani var olan bir toplumsal diyaloğu hani ya da tartışmayı böyle bozacak hani onu saptıracak varlık anlamında. Evet. Şimdi aslında kendisi böyle gündem yaratıyorsa bu bir bakıma artık trollükten de çıkmış olabilir. Yani evet, o da evet. ayrı bir tartışma konusu da evet. Ve bunu hani açık açık yapıyorsa ben hani belli bir parti adına hani yani görünüyorsa içeriğinden bence sorun değil orada. Kim yaparsa yapsın. Hani bilelim de böyle ya da o gidip başkanın hedef göstermediği sürece linç kampanyaları başlatmadığı sürece hepsi tabii yapabilir. Diyorum, yani hani evet. bu bakımda. Ve hani tabii şimdi trollü biz artık her şey için kullanmaya da başladık bir taraftan ama özellikle bu disruption için boyutu, yıkıcılık, provokasyon, ajitasyon boyutunu tabii unutmamak lazım. O yapılmadığı sürece zaten sorun yok tabii. Bence. Erkan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür tam ederim davet için. Tam böyle seçimlere kısa bir zaman evet. kala bütün bunları konuşmak önemliydi. Belki de hani bundan sonra Twitter okuryazarlığı ya da sosyal evet. medya okuryazarlığı biraz daha dikkat edilecek bir şey haline gelebilir. Bakalım. Umuyoruz öyle olur. İnşallah tabii. Zira evet. değilse çok daha fazla teyit kuruluşlarına, teyit sitelerine ihtiyacımız olacak gibi görünüyor. Bakalım seçimlere çok kısa bir süre kala kampanyalar sosyal medyada bundan sonra nasıl ilerleyecek takip edeceğiz. Görüşmek üzere.